Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler. Çok 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 ama çok çok önemli bir yere geldik. Değerli arkadaşlar, buradan bu anlatacağım yerden LGS kesinlikle ama kesinlikle bir soru soruyor. Bir tane sorumuz var. Ya direkt soru olarak soruyor ya da bir sorunun içerisinde geçiriyor. Tabii yine geçmiş bilgilerimize başvuruyoruz. Arkadaşlar, bu sayıyı bana çözümleyin desem nasıl çözümlersiniz? 385'i nasıl çözümlersiniz? Evet. Hatırlıyor muyuz? 385 mi? Hocam 3 tane Evet. yüzlük, 8 tane onluk, 5 Aa, tane birlik. öyle. Artı 5 çarpı 1. Doğru mu? İlkokulda bunu öğrendik. Doğru mu? Evet. Evet Hı-hı. hocam, şimdi hatırladım. Arkadaşlar, ben bunu şu şekilde yazsam itirafı olan olur mu? 3 çarpı 10'un karesi artı 8 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 1 gelmesi için 10 üzeri kaç yazacağım? 0. 10 üzeri Sıfır. 0. Arkadaşlar bakın, bu da aynı çözümleme midir? Hatta şöyle yapayım. Aynı soru. 6 Hocam, olsun. önü geldi arka. 6 olursa ne olur? 6 çarpı 1000 mi olur? Hocam. 6 çarpı 10 üzeri 3. Efendim? Bu hani 5 çarpı 10 üzeri 0 yazdınız ya. Heh. O 1 oluyor değil mi? 10 üzeri 0 1 demek ya. O yüzden 10 üzeri 0 yazdım. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani kafa karıştıran bir durum var mı? Yok. Yukarıdaki ile aşağıdaki aslında ne? Aynı şey. Yukarıdakini Eflin, Yusuf, Alara nasıl yazıyordum? İlkokuldayken yazıyordum. Bu ilkokul çözümlemesi. Bu 8. sınıf. Evet, işte 8. sınıf olduğunuzun bir göstergesi. Ama dikkat edersek, bu sayıyı, çözümlediğim sayı nasıl bir sayı? Tam sayı değil mi? Ondalık kısmı var mı? Kesirli kısmı? Yok. Yok. İşte bugün sizi 8. sınıfta Esen Büşra bir adım daha ileri attıracağımız kesirli kısmını da göstereceğim Ravza. O zaman sayının virgülden sol taraftaki kısmına ne diyeceğim? Tam kısım. Virgülden sonraki kısmına ne diyeceğim? Anladım. Ortalık kısım. Değerli arkadaşlar, şimdi bakın buradaki çözümlemeyi yapıyorum. Bu hangi basamakta C? C. Hangi basamak? Bir. Dikkat. Bir. Birler Birler basamağı. basamağı. Birler. Bir. O zaman bu nasıl Bir. yazılacak? Birler basamağında olduğu için Bir. kaçla çarpacağım buradaki rakamı? 10 üzeri On üzeri 0. sıfır. Çünkü birler basamağında 1 ile çarpmak için 10 üzeri 0. Peki B'miz hangi basamakta? Onlar basamağı. Onlar. Onlar. Onu da Onlar. 10 ile çarpmak için kaç üzeri? Kaç? 10 üzeri 1. On üzeri bir. A'mız yüzler basamakta. Yüzler basamağı. O yüzden de 100 ile çarpmak için 10 üzeri İki. 2. Burada sıkıntı yok. Yazma, beni bekle. Yazma, yazma. Şimdi asıl problem şurada başlıyor. Ekin, Yusuf, Serra. Buradaki basamağımızın adı neydi? 6-7'de öğrendik. D hangi basamakta? Kaç? Binler. Yok canım. Virgülden. On birler. Kaçta Onlar. birler? Eksi yüzde değil miydi? Hayır. Eksi. Onda Onda birler. birler. Onda Onda birler. birler. Peki onda biri ben kesir olarak nasıl yazarım? 1 bölü 10 demektir değil mi onda On. bir? Evet. Peki 1 bölü 10'u üslü olarak nasıl yazarız? On eksi on üzeri eksi bir. Aferin Yusuf. 10 üzeri
eksi 1 diye yazarız. O zaman buradaki Beray sayıyı Hayat kaçla çarpacakmışım? 10 üzeri Yukarı eksi 1 ile. eksi Kaptık mı? Zaten dikkat edin gitgide düşüyor. 2, 1, 0, eksi 1. Sonra %1'ler gelecek. 1 bölü 100 yani 10 üzeri eksi 2 ile çarpacağım Tuna. Erva, binde 1'ler gelecek. Sonra Eylül, binde 1 ile çarpacağım. Yani 10 üzeri eksi 3. Yazma, bekle, acele etme. Yazmak marifet değil, anlamak marifet. Arkadaşlar ne yapacağımızı gösteriyorum. Dikkat. Bakın virgülden hemen önceki sıfır diye başlıyor. Virgülden sonra eksi bir, eksi iki, eksi üç diye gidiyor. Bu tarafa doğru da bir, iki diye gidiyor. Yani soldan sağa doğru kuvvet sırayla küçülüyor. O zaman buna bakalım. Dikkat. Virgülün olduğu yerden başlayalım. 7 hangi basamakta? Çözümlüyoruz şimdi. 7 hangi basamakta? Birler. Birler. Yani 10 üzeri kaçla çarpacağım? 0. Bir. Ay sıfır. 1 olursa 10'la çarparız. Sıfır. 6'yı neyle çarpacağım? 10 üzeri 1. 10 üzeri bir. Ne çarpacağım? 10 üzeri 2. 5'e geldim. 5 Bir. çarpı 10 üzeri eksi 1. Bir. 0 çarpı 10 üzeri eksi İki. 2. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Üç. Böyle çözümleriz bu sayıyı. Şimdi anlaştık mı? Hocam ben şeyi anlamadım. Bu hani Kim? def kısmında şey yaptınız ya, Heh. onda birlerde bir bölü on Bir yüzde bölü onda bir ne demek? 10 parçadan biri. 1/10. 1/10 üstü olarak neydi? 10 üzeri eksi 1 demek değil miydi? bir. Anladın mı şimdi? 1/100, 10 üzeri eksi 2. 1/1000, 10 üzeri eksi 3. Evet, başka sorusu olan? Arkadaşlar bu kısımdan önceki yıllarda soru geldi. Burayı seviyor LGS. Ya direkt soru olarak soruyor ya da bir sorunun içerisinde geçiriyor. 28. dersimizde kesirlerin üstündeyiz. Evet. Kesirlerin üstünde. Yazalım sonra ördeklerine bakalım anlayacağız. Hocam bir kere daha anlatabilir misiniz? Anlatıyorum. Mesela şöyle bir sayı yazayım. Burayı Sayının üzerinde anlatıyorum. anlatacak. 103 virgül 0 75. Bu sayıyı nasıl okurum? 103 tam binde 75 diye okurum. Doğru mu? Şimdi bu hangi basamakta bir? Bir yüzler basamağında. O zaman 1 çarpı 10 üzeri 2 diyebilir miyim? 100 ile çarptım aslında. Artı Evet hocam. 0 çarpı 10 üzeri 1 diyeceğim. Onlar basamağında. Artı 3 çarpı 10 üzeri 0 yazacağım. Çünkü birler basamağı. Artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazacağım. Onda birlerde. Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazacağım. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi anlaştık mı nasıl çözümlendiği ile ilgili? Yani hocam ondalıklarda 1, 2, 3 diye gidiyor. Heh. Hocam tam kısımda da 0, 1, 2 diye gidiyor. Şimdi buraya dikkat. Arkadaşlar sıfır çarpmada nasıl eleman? Sıfır. Etkisiz Etkisiz, eleman. etkisiz. Yutan. Yutan. Yutan eleman Çarpmada hocam. yutan. O zaman bunu yazmamın bir anlamı var mı? Yok. Yok. Bunu yazmamın bir anlamı var mı? Yok. Yok. Bazen size tersten verilirse şöyle yazarlar, şaşırmayın. 1 çarpı 10 üzeri 2 artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı
10 üzeri eksi 3. Şimdi bazı arkadaşlar bu sayıyı şöyle yazıyorlar. Ne? 13,75. Hayır, bu 13,75 değil. Niye? Çünkü bu 103. O zaman bu arada gizli bir ne var? Sıfır. Bu eksi 2'de. O zaman burada ne var? Sıfır. Yani sayımız sıfırsa onlar çözümlemede verilmeyebilir. Şaşırmayın. Tamam mı? Çünkü çarptığında bir şey ifade etmeyecek. Bir Hocam anda peki bir şey sorabilir miyim? sor. Mesela diyelim ki nasıl söyleyeyim şimdi? Sizin yaptığınız gibi 103,075 olduğunda sıfıra ne yazacağız? Sıfıra yazabilirsin, yazmayabilirsin. Hiçbir önemi yok. Tamam? Ama bil yani geriye doğru geldiğini bil. Şimdi birazdan örnek çözerken daha iyi anlayacağız. Tamam. Evet, şimdi bunu çözümleyelim. Ne yapacağız? 2 çarpı kaç yazacağız? 10 üzeri 10 kaç? üzeri 5. 1 1 1 artı 6 çarpı 10 üzeri 0 sıfır artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 eksi 1 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi eksi 3 3. Burada işimiz kolay, sıfır olmadığı için işimiz kolay. Şimdi bakın sıfır olanda ne yapıyoruz? Arkadaşlar sıfırı yazmışlar mı? Yok. Sıfır hangi basamaktaydı? Eksi birde. Bir. Ben nasıl yazıyorum? Dikkat et şimdi. Buraya bak. 6 çarpı 10 üzeri birler basamağı olduğu için sıfır. Artı sıfıra atlıyorum. Yazmama gerek yok. 7 çarpı 7 hangi basamakta? Onda bir mi? Yüzde bir mi? %1. Yüzde bir. %1. Sen ne yazıyorum? 10 üzeri eksi 2. Kaptık mı? Bu eksi 2 bana nereyi göstermiş oluyor? Virgülden sonra kaçıncı sıradaymış bu? İkinci sırada. Artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu eksiler bize hep nereyi gösterir? Virgülden sonra kaçıncı sırada olduğunu gösterir. Devam edelim. 3 çarpı kaç diyeceğiz? 3 çarpı 10 üzeri 10 üzeri 1. 1. Artı 0'ı yazmadım. 1 çarpı 10 üzeri kaç diyeceğim? Eksi 2. Eksi 1. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Eksi 2. Artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Olayı kaptık mı efendim? Önemli. 4 çarpı 10 üzeri kaç? 4 çarpı 10 üzeri 1 1. 1 Artı 3 çarpı 10 üzeri 0. 0 Artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 3. Aferin.3 Tamam mıyız? Ekin, tamam mı? Peki. Azra. Azra Yaren yok diye bugün karalar bağladı. Ekranı simsiyah yaptı. Merve de dondurmayı götürüyor. Oo, ne kadar güzel ya. Evet. Kahvesin. Ekranı kapalı olanlar. Evet, Alara bu ne oldu? 8 çarpı 10 üzeri 0 artı eksi 1 de bu oturuyor gitti. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet, Gülfem Ezgi sen nerelerdesin? Hocam Bodrum'dayız. İlk ders yoldaydım, o yüzden görüntümü açmadım. Bodrum'da tatildesin. Yazlıkta Evet. nerede mi? Otelde. Belli belli. Tahmin ettim. Etraf farklı geldi ama. Yalnız Ravza hiç tüyo vermiyor bak. Arkada hep aynı duvar. Hiç çaktırmıyor yani. Nerede olduğumu anlamasınlar. Hep aynı duvar. Neredesin? Evde misin? Ben mi hocam?
Hocam ben Ordu'dayım. Ordu'dasın. Ordu'nun neresindesin? Hocam adını hatırlamıyorum oturduğum yer. Peki. Ordu musunuz? Hayır hocam Giresun'dayız. Giresun. Fındık zamanında daha var. Fındığa gidecek misin? Gitmeyeceğim hocam. Var mı sizin fındığınız? Var. Ya bir yıl ne oldu biliyor musun Ravza? Bir öğrencim var. Şimdi yüzbaşılığın sonunda binbaşı olacak. Arkadaşlar ya çok zeki bir çocuk. Başarılı da bir çocuk. Ailesi tutturdu bunu sizin yaşınızda fındığa götüreceğiz. Ya diyor bak götürmeyin fındığa. Bu çocuk ders çalışması lazım. Yok hocam biz diyor Temmuz'un sonu Ağustos başı biz diyor fındığa gideriz. Ya diyorum yapmayın etmeyin bu çocuğun ders çalışması lazım. Babasıyla görüştüm olmadı. Amcasıyla görüştüm olmadı. En son dedesiyle görüştüm. Dedeyi ikna ettim. Evet dedeyi ikna ettim. Fındığa götürmediler ama var ya sülalede kavga çıktı. Nasıl Uğurcan fındığa gelmez? Nasıl olur? Fındığa nasıl çocuk? Ya küçücük çocuk onun toplayacağı fındık ne? Sonra bir öğrendim. Ben de anladım. 30 ton fındık topluyorlarmış çünkü. Hocam 30 ton. fındığa götürmelerinin sebebi ne biliyor musunuz? Benim yengenlerin de Adapazarı'nda fındığı var. Ha. Fındık hani bir dalda oluyor, bir yerde oluyor ya, bizim yengenlerinki dalda da vardı. Ha. Annemler, babamlar falan yengenler bir 10-15 tane vardı. Üsttekileri topluyorlar. Biz kuzenlerimle 10-15'inkine yayılıyoruz. 10-15 kişiye gidiyoruz. Yani bütün aşağıdakilerin hepsini biz topluyoruz. İşte Bir arkadaşlar tarafı yok. aynen Bizde aynen yok. ama şimdi tabii kazandı daha sonra asker oldu falan filan. Şimdi Adnan abi var babası onunla konuşuyorum. Diyorum Adnan abi ne oldu? Ya hocam diyor biz ne bilelim o zaman diyor. Biz bilmiyoruz ki diyor yani çocuk çok zeki, çok çalışkan, çok iyi yerlere gelecek. Dedim Adnan abi Bir benimle uğraş. kere bile nasıl anlatayım size? Dersim canlı ders olur, okul ders olur. Bir kere bile köye gitmişliğim yok. Ya Vay da bir fındık toplamaya falan. evet. Peki 7 nerede? 10 üzeri 1'de. Bunu yazmama gerek yok. 10 üzeri 0 gitti Esra. 10 üzeri eksi 1'i de yazmama gerek yok. Duru bu da gitti. Ahmet Eren 7'miz nerede? 10 üzeri eksi Eksi 2'de. iki. Dolayısıyla arkadaşlar bu yazımı anladık mı? Evet. Alın Alperen'i götürün Fındığa ya. Zaten ha burada. Hocam ben ne alaka ya? Ne bileyim ha buradasın ha değilsin. Ne derse katılıyorsun ne ekran açıyorsun beni deli Hocam ediyorsun. varlığınla yokluğun aynı. Vallahi ya Alperen eskiden en azından yokluğunu hissediyorlardı. Şimdi iyice ipe un serdin. Ekranı da kapatıyor. Uğraşacağım seninle Alperen. Kaçarı yok. Evet. Neden ben? Çözümlemeyi öğrettim. Şimdi ise sizden sayıyı istiyorum efendim. Buyurun. Birinci sayıyı bana yazın gönderin. Birinci sayı kaç? Bu sefer tersten vermişler. Çözümlenmişini vermişler. Sayıyı istiyorlar. Evet. Çözümlenmişi verilmiş. Diyor ki al burada çözümlenmişi var. Sayıyı yaz. Evet. 900. Ben bu bir şey Eslem Büşra sorabilir dikkat. Eslem bak o miyim? sor. Bu hani yazılmayan basamaklar yani illa Sıfır koyacaksın. Sıfır. 3,3 olarak mı oluyor yoksa 96 falan filan mı oluyor? Hayır bak oraya sıfır koyacaksın. Bu ne? Onun karesi yüzle çarpılmış. 900. Bir var burada. 50. Değil mi? 950. Ama 10 üzeri 0 var mı? Birler basamağı Yok. yok. Oraya ne koyacağım birler basamağına? Bir. Ha. 0 çünkü yutmuş. Ya Yutmuş. olmayan yerlere sıfır koyuyoruz. Aynen. Tamam. Eksi 1 var mı? Eksi 1 de yok. O da Yok. yutulmuş. 0 koydum. Eksi 2'de ne var? 4 var. Eksi Bakıyorum. de sıfır mı? Alttakine bakıyorum. Sıralı vermemişler. Dikkat. Yüzler basamağında 4 var. Onlar basamağında 2 var. Birler basamağında bir şey var mı? Yok. Oraya 0 koydum. Onda birlerde bir şey var mı? Eksi 1 yok. 0 koydum.
%1'lerde bir şey var mı? Eksi 2 göremiyorum. 0 koydum. Binde birlerde neyi gördüm? 6. Evet. Alttakini gönder. Yani biraz zıplan. Zıplan. Aferin hayat. Ah hayat ah. Şu hayat var ya, %100'ünü verse şu derse bu iş olacak ama. Evet. Ah hayat ah. Evet. Hocam Ama atıyorum. yavaş yavaş Bilmekten. hayat şeye, moda girmeye başlıyor. Gitme geliyor ama. Yavaş yavaş. Ama çok yavaş olmasın. Sınavdan önce o moda gir. Hocam doğru mu attım? Evet. 600 virgül 0,4. %4. %4. Devam edelim alttakiyle. Arkadaşlar bakın, en büyük basamağımız ne? Birler basamağı. Yani 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 ne? 1. 1. 1 virgül kaç? Bir saniye. Bakın 10 üzeri eksi 1 de 1 ile çarpılmış. 1. 1. 11. 10 üzeri eksi 2 de 1 ile çarpılmış. 1. 1,11. 12 demiş. Olmaz. 11. Evet. Değerli arkadaşlar. Haydi bunu. Kaan. Nerede bu cevaplar Kaan? Hadi. Yapıştır gelsin Kaan. Attım hocam. Hadi bakalım. 4 virgül onda birlerde 6 var. Yüzde birlerde 2 var. 4,62 yazdınız ve kazandınız. Evet. Haydi bakalım bunu yapın. Attım hocam. Aferin. Yine en büyük basamağımız 4 virgül 27. Sıralamayı karıştırmışlar bilerek. Eflin. Anladın mı? Belli zaten. Eflin. Bak, eksi 2, 0, eksi 1. En büyük kim? 0 mı? 10 61. üzeri 0, 1 mi? Yani birler basamağı. 4 kere 1, 4. Birler basamağına yazdım. Sonra burası eksi 1'di. Eksi 1'de kaçı gördüm? 2. Yerine yazdım. Bu eksi 2 olacak. Eksi 2'de kim var? 7. Geldi. Yerine yazdım. Şimdi diğerini yapalım Eflin. Daha iyi anla. Eflin, en büyük basamak kim? 1 mi burada? 10 üzeri 1. 10 Evet. üzeri 1 ne oluyor Eflin? 10 mu? 10 Evet. kere 5, 50 mi? 50. 50. Bu sayı demek ki 50'li bir şey. 10 üzeri 0 var mı? Görüyor Yok. musun? Yok. O zaman 10 üzeri 0, yani birler basamağına ne koydum? 0. Virgül, 10 üzeri eksi 1 var mı Eflin? Yok. O zaman ne koydum buraya? 0. Sıfır. 10 üzeri eksi 2 var mı? Yok. Buraya 0. 10 Sıfır. üzeri eksi 3'te kim var? Dört. 4. Buraya 4. Oldu mu şimdi? Hı. Evet arkadaşlar, alttakini yazalım. Haydi bakalım, herkes yazıyor. Herkes. Evet, en büyük basamağımız 10 üzeri 1. Yani 60, değil mi? 10 At. üzeri 0 yok. O zaman 60 virgül. Aferin Melek. Evet. Tuana aferin. Kaan aferin. Duru, ne yaptın Duru? Dikkat et Duru. Duru, dikkat et. 10 üzeri eksi 2'de olacak. Yani ikinci sırada olacak. Seninkinde üçüncü sırada. Alara dikkat et. Beray doğru. Alara dikkat et. Esra aferin. Gülfem aferin. Eslem evet. Duru bir dikkat et. Kaan aferin Kaan. Tuana, Merve aferin. Zehra, Erva Zehra. Sondaki sıfıra gerek yok. Hocam benimki doğru mu? Ravza bakayım nerede? Benim. Azra sondaki sıfıra gerek yok. Ravza'ya bak. Nerede Ravza? Göremedim. Ravza seninki bana gelmiyor mu? Nerede? At bakayım, bir daha at. Osman Eymen dikkat et. Osman 6'ya bak, 10 üzeri 1 yani 60. Aferin Ravza. Evet Yusuf. Arkadaşlar en büyük basamağı 10 üzeri 1. Alara.
O zaman ne olur? 60, değil mi? Yani onlar basamağı. Peki 10 üzeri 0 var mı? Göremiyorum. Yok. O zaman ne olacak? 10 üzeri 0, 0. Peki 10 üzeri 1 gitti. 0 gitti. Eksi 1. Eksi 1'de ne var? 2. Eksi 2'de ne var? 4. Başka bir şeye gerek var mı? Yok. Tamam mı efendim? Buraya dikkat. Yavaş yavaş dersimizi toparlayacağız. Serbest alan. Arkadaşlar haydi bakalım böyle sorular da oluşturabiliriz. İlkini atabilir miyiz? Atın. X, Y, Z'nin toplamını istiyoruz. Evet. Attım hocam. Duru. Duru nerede? Duru. Sen ne yapalım bunu? Duru. Duru sesini aç. Görüntün yok bari ses aç. Duru beni duyuyor musun? Hocam ben yapabilir miyim? Dur, Duru ile yapalım. Duru yanlış attı çünkü. Duru beni duyuyor musun? Duru nerede? Hocam ben yapabilir miyim? Dersten mi düştü? Dur, Alara ile yapalım çünkü o da yanlış gönderenlerdendi. Alara. Alara Efendim. 4 hangi basamakta? 10 üzeri kaçtı Alara? 4. Yüzler basam. Ay Yani onlar. 10 üzeri 2 mi? Hı. Heh, demek ki burası 10 üzeri 2. Sonra 7 kaçlar basamağında Eksi 3 olacaktım. Ay Alara? Eksi yok. 3 değil mi? 1, 2, 3'te olduğu için eksi 3. Aferin. 3 neydi? O da 1 Ya hayır olması ama 1 olursa 30 olur. Ne olması lazım? sıfır. Değil mi Sıfır. hocam? Tamam. Sıfır olacak ki 10 üzeri 0 Tamam. olsun. Dolayısıyla topladığımızda ne oldu? X, Y, Z'nin toplamı. Aa, pardon, buraya 2 dedik. Niye ben 2 diye? Ben 1 de olacak. Özür dilerim. Burası 1. Alara bak 40. 10 üzeri 1 ya. 10 üzeri 1 10 ya. 40 olacak. O zaman 400 olurdu Alara. Dikkat edin. Ha tamam. Arkadaşlar A eksi B artı C'yi bulun. Hadi bakalım. Hayat 4 diye yapıştırdı. Acaba doğru mu? Meray kaç buldun? Ya hocam ben bütün şeyleri sayıları yazdım da işlemi yapamadım. Tamam Beray. 10 üzeri 1 yani onlar basamağında kim oturuyor? 5. 5. O zaman A'mız 5 mi olacak? Hı. Peki 8 hangi basamakta? Eksi 1, eksi Şey. 2 değil Aha eksi mi? 2 değil Eksi mi? 1, eksi 2. O zaman burası eksi 2 mi olacak? Evet. Peki birimiz hangi basamakta? Eksi 3 değil mi Yani hocam? bu 10 demek aslında önde bir gizli bir 1 var değil mi çarpmadaki? O Hı da hı. eksi 3. Hocam sıfır değil mi? Tamam. Hayır. Eksi işte bundan Hocam sonrası yapamadım işlemini. çok kolay. On değil. A Nasıldı? ve Onu on değil unuttum. mi? Tersine Evet. dönüyordu ya. Anlamadım. Hocam sonuç sıfır olmuyor mu? Hayır. Bir On oluyor hocam. arkadaşlar bir demek bir çarpı 10 üzeri eksi 3 demek değil mi bu? Hayır hocam ben ondan bahsetmiyorum. Ben bu 5 eksi 2 eksi 3'ü yaptım. Yapayım işlemi. Yapmadım dur. 5'i koyduk. Bu eksi Beray kendinde var. Biz B'yi ne bulduk? Eksi 2. O yüzden parantezde eksi 2 yazıyorum. Artı C'yi ne bulduk? Eksi 3. Evet, Şimdi artı. bu iki eksi neye dönüştü? Artıya mı? 5 artı 2. Ne oldular? 7 mi? Bu artı ile eksi de eksiye dönüştü. 3. 7 eksi 3. Ne oldu? Dört. Şey, yok ben şey diyecektim. Hani artıya döndürüyorduk da bir de şey var ya hani eksi olduğu için işlemi devam ettiriyorduk. Yani artı olanları eksi, eksi olanları artıya çeviriyorduk ya. Hiç karıştırmaya gerek yok. Yedinci sınıfın başı. İki tane Ona gerek yan yok yana değil mi diyecektim. gelmiş. Çözemedim bir türlü. İki Hocam tanesi de... sessizce dinleyelim. İki tanesi yan yana gelmiş. Eksi eksi artıya dönüştü. Artı eksi eksiye dönüştü. Bu kadar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Hocam B ile C'yi toplayıp A'dan çıkarsak yanlış mı olur? Yanlış olmaz ama dikkat etmeniz lazım. Tamam. Tamam. Hocam ben öyle yaptım yanlış çıktı. Ne yaptın? Bir daha söyle. Hocam B ile C'yi topladım. Tamam. Sonra A'dan çıkardım onları. Hayır, o, bak.
Şöyle BDC'yi toplarsan olmaz. Niye olmaz? Çünkü bu eksi Biliyor. 2, bu eksi 3. Doğru mu? O Evet. zaman ne bulursun? O zaman cevap 0 çıkar. Hocam eksi 10 çıkıyor öyle Eksi 10 olunca. çıkmaz. Şey, hocam pardon, Eksi 10 10 çıkıyor hocam. olmaz. O aradaki işaret eksi olduğu için olmaz. Ne yapacağım? 5 eksi 2 artı eksi 3. Böyle tek tek yazacaksın. Sonra diyeceksin ki iki tanesi artıya dönüştü. İki tanesi eksiye dönüştü. 5 artı 2 eksi 3 diyeceksin. Tamam. Hocam ben şey yapmıştım. A'yı 5 buldum. B'yi eksi 2, C'yi eksi 3 bulmuştum. Eksi 3 ile eksi 2 toplayınca eksi 5 oluyor. 5'ten çıkarttım, 0 oldu. Tamam. Evet, canınız sağ olsun. Haydi bakalım bunu yapın. Kim X, kim Y, kim Z? Anne. Haydi gönder gelsin. Attım hocam. Evet. Bakalım tuttu mu? Atmak önemli değil. Önemli olan tutturmak. Ben de atıyorum. Ama tutmuyor. Çok. Evet. Arkadaşlar 10 üzeri 1 demek kaçtır? Onlar basamağıdır. Doğru mu? Onlar basamağımızda kaç olacakmış? 3. 3. O zaman bu 3 müdür? 30 oluyor hocam. Evet. Peki birler basamağımızı görebiliyor musunuz? 10 üzeri 0 var mı? Yok hocam. Hocam ama bu şey onlar basa aa ben karıştım. Arkadaşlar peki eksi 1'i görebiliyor musunuz? Yok hocam. O zaman z'miz de 0. Eksi 2'de kim var? 4. 4. 4. Evet, y ile z'yi topladık. 0 bölü 3 ile 4'ü toplasak da bir şey ifade etmez. Ne olacak çünkü? 0 bölü sayı 0 olacak. Bakalım bulan olmuş mu hiç? Valla Melek Hocam ben bulmuş. 0 bölü 7 diye Zeynep attım. Serra bulmuş. Hayat 0 bölü 7 yapmış. Aferin. Yusuf 0. Beray 0 bölü 7. Aferin. Tuğan 0 bölü. Zeynep Serra aferin. Hocam Güzel. ben direkt 7 atmışım ya. Evet. Anlaştık mı arkadaşlar? Tamam mıyız? Evet. Değerli arkadaşlar, şu alttakiler ödev yapıp yarın akşama kadar bana atarsanız sevinirim. Üç tanesi değil mi hocam? Evet. Bir de Tamam. şunlar ödev. Hocam Bunu bir geriye gelir misiniz? Bir şey yazacağım da. da yapıyorsunuz. Bir dakika. Burayı yapmayın. Burayı beraber çözelim. Bunları birlikte çözelim. Sonra buraya geleceğiz. Bugünkü tekrar edin ki çünkü yarın şurası tamamen bugünkünü anlamakla alakalı. O yüzden tekrar etmeniz önemli. Hocam Tamam. 73 ödev mi? 73'te ne varmış? Uygulama. 73 zaten şunun işaretlenmesi buraya. Tamam. Evet. Ha. Evet, Hocam hepsi yarına değil mi? hepsi yarın akşama kadar. Tamam hocam. Evet. Değerli arkadaşlar, böylelikle tekrar etmiş olun. Çünkü dediğim gibi şurada hatlar biraz karışacak. İşler biraz karışacak buraya geldiğimizde. O yüzden buna dikkat. Ha, ben çözebiliyorum. Çok çalışkanım diyenler bunları çözebilir. Ben derste yapacağım ama isterseniz çözün. Arkadaşlar, genel tekrar adına Hocam. efendim. Peki. Değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler bu akşamlık bu kadar diyoruz. Yarın akşam 7'de görüşmek üzere. Kendinize Yarın görüşürüz fen hocam. yapıyoruz, matematik mi? Matematik. Matematik. 11 ile 4 arası çok dışarı çıkmayın ki beyniniz erimesin. Çünkü o bize lazım. Görüşürüz. Bir ile dört mü? Görüşürüz hocam. Evet, en sıcak İyi saat. akşamlar hocam. İyi Görüşürüz hocam. akşamlar.